Herkese merhabalar. En pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimde tavada mandalinalı kek hazırlıyorum. Fırın kullanmayı gerektirmeyen yapımı oldukça kolay ve lezzetli bu tarifi daha önce denemediyseniz benimle birlikte deneyin diyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Buyurun birlikte bu lezzetli tarifimizi hazırlamaya başlayalım. Mandalinalı kek için kullanacak olduğumuz mandalina miktarını tavamızın büyüklüğüne göre belirliyoruz. Ben de 8 adet mandalina kullanıyorum. Yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra görmüş olduğunuz şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Ve eğer varsa çekirdeklerini mutlaka çıkartalım. Aksi halde kekimize acı bir tat verir ve yerken ağzımıza gelir. Bu da hoş bir durum olmaz. Mandalinaları bu şekilde hazırladıktan sonra yanmaz yapışmaz uygun bir tavaya 4 yemek kaşığı toz şeker alıyorum. Ve şekeri orta ateşte kısa yakın bir orta ateşte karamelize olmaya bırakıyorum. Bu aşamada ocağımızın altını çok fazla açarsak şeker çabucak yanabilir. Kontrollü bir şekilde kısık ateşe yakın karamelize edelim. Tamamen karamelize olduktan sonra ocağımı en kısa alıyorum ve içine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ediyorum. Ve tereyağı iyice eriyinceye kadar karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ocağım kısık ateşte. Sonrasında tereyağı tamamen eridikten sonra içine mandalinaları ilave ediyorum. Mandalinaların kestiğim kısmı alta gelecek şekilde tavama yerleştiriyorum. Tamamını tavama yerleştirdikten sonra yine kısık ateşte mandalinaları yumuşamaya bırakıyorum. Ve ben de bu esnada kekimi hazırlamaya geçiyorum. Kekimiz için uygun bir kaseye bir adet yumurta kırıyorum. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bir çırpıcı yardımıyla şeker tamamen eriyip beyazlaşıp köpürünceye kadar çırpıyorum. Yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca bu işlemi yapıyorum. Dilerseniz bu aşamada mikserde kullanabilirsiniz. Yumurta ve şekeri yeterince çırptıktan sonra içine bir çay bardağı sütü, yarım çay bardağı sıvı yağ ve yine yarım çay bardağı olacak şekilde eritilmiş ve ılıtılmış tereyağını ilave ediyorum ve sıvı malzemeleri bir miktar çırpıyorum. Kullanmış olduğum malzeme miktar ve ölçülerini açıklama kısmında mutlaka belirtiyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kekimde kullanacak olduğum katı malzemeleri eleyerek kullanacağım. 2 çay bardağı unu eleğime alıyorum. Üzerine 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Malzemeleri eledikten sonra kek harcımın içine bırakıp spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Kullanmış olduğumuz un miktarı, unun kalitesi, diğer malzemelerin kalitesi ve yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden unu her zaman için azar azar ve kontrollü eklemeye özen gösterelim. Ben de 2 çay bardağı ilave ettikten sonra yeterli gelmezse bir miktar daha un ilavesi yapabilirim. Kek harcı gözüme biraz cıvık geldi. Biraz daha yoğun bir kek harcı olsun istiyorum. Bu yüzden içine 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde unu ilave ediyorum ve spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. İçerisinde tereyağı olduğu için ve pişerken mandalinalar bir miktar suyunu bırakacağı için normalden biraz daha yoğun yani katı bir kek harcı olsun istiyorum. Son aşamada içine rendelemiş olduğum bir adet portakalın kabuğunu ilave ediyorum. Eklemek zorunda değilsiniz fakat portakal kabuğu kekimize güzel bir aroma ve renk verecektir. Eklemenizi tavsiye ediyorum. Hazırlamış olduğum kek harcını ocakta kısık ateşte yumuşamakta olan mandalinaların üzerine gezdiriyorum. Her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Bir spatula yardımıyla harcı güzelce tavama yayıyorum. Sonrasında tavanın üstünü uygun bir kapakla kapatıyorum ve kekimi kısık ateşte 20 dakika boyunca kapağını hiç açmayacak şekilde pişmeye bırakıyorum. Dakika boyunca ocakta tutmuş olduğum kekimin kapağını hızlıca açıyorum ki su damlacıkları kekimin üzerine düşmesin.
Üzerini elimle kontrol ediyorum. Şöyle parmağıma yapışmıyorsa, cıvık bir halde değilse kekimizin üzeri pişmiş demektir. İçini de bıçak yardımıyla kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir hamurlaşma yok. İçi de gayet güzel bir şekilde pişti. Ocağın altını kapatmadan önce şöyle tavamı sallıyorum ki dibine yapışıp yapışmadığını kontrol ediyorum. Son aşamada artık ocağın altını kapatıyorum ve uygun bir servis tabağına kekimi ters çeviriyorum. Muhteşem bir görüntüsü var gerçekten. Eğer daha önce mandalinalı kek denemediyseniz benim tarifimle birlikte deneyin mutlaka. Kimse bu kekin tavada piştiğine inanmayacaktır. Yumuşacık dokusu, mis gibi kokusuyla üzerinde karamelize olmuş mandalinalar, içinde portakal kabuğu rendesi ve tereyağıyla muhteşem bir kek tarifi oldu. Görüntüsü tadını ele veriyordur diye düşünüyorum. Yapıp deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyetler olsun. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.